Sonra nasıl toparladınız ilişkiyi? Daha sonra ben bir kaza geçirdim. O kazada ayağım kırıldı. Oh, geçmiş olsun. O dönemde hani ağır bir süreç oldu biraz. Hem kendileri açısından masraf olarak hem de manevi olarak. Yani hastalık dönemlerimde annemin ilgisini fark ettiğimde tekrar eskisi gibi ben de tekrar anneme anne, babama baba demeye devam ediyor oldum. Aynı sıcaklığı yakalayabildiniz mi peki? Evet, evet. Yakalayabildim. Yani babam biraz mesafeliydi bana ama annemle her zaman aynı sıcaklığı bulmuş oldum. Babanız çocukluk anılarınızda da mı geriye döndüğünüzde size hep mesafeli, evet, miydi, evet, yoksa hani o kazadan sonra mı mesafeliydi? Hayır, hep mesafeliydi. Nasıl bir mesafeden bahsediyorsunuz mesela? Şöyle ki istediğim her şeyi yapardı, alırdı. Yani ne istersem yapardı ama yani çözemediğim bir mesafe oldu hep. Yani annem gibi değildi. Zaten şunu da çocukluk döneminde öğrendim ki protokol yapmışlar annemle babam kendi aralarında. Ne protokolü Bahar Hanım? Beni mirasta hak sahibi yapmamışlar. Bunun üzerine yani herhangi bir hak sahibi olmamam için yapılan annem ve babamın arasında imzalanan bir protokol. Niçin? Sizi evlatlar olarak almışlar sonuç olarak. Yani aniden ailem, kendi ailem ortaya çıkabilir. Yani bu mirasa konmaya çalışabilir, tekrar beni geri almaya çalışabilir. Yani önlem almak istemişler sonuç itibariyle. Ne zaman öğrendiniz bunu? Bunu babam rahmetli olduktan sonra öğrendim. Ne hissettirdi bu size? Güvensizlik, yani boşluk, yine aynı boşluklardan biri. Hayal kırıklığı, üzüntü. Bunu annenize sordunuz mu? Evet, sordum. Ne dedi? Yani kendisi bunu problem etmedi. Bu mirasın da benim, yani bu miras konusunda benim de haklarımın olacağını, kendisi öyle durumlarda benim üzerime zaten kalacağını bildirdi. Yani bunun problem hiçbir şekilde olmayacağını yansıttı. O şekilde kapandı o dönem. Zaten sonra da notere gittik, beni mirasçısı ilan etti. Şu an geldiniz Türkiye'ye, şu an neredesiniz? Şu an bir otelde kalıyorum. Hmm. Bu miras işlerinden dolayı. Evet. Peki, ayıptır sorması, maddi durumunuz iyi mi? Kendi kendinize yetebiliyor musunuz? Kendi kendime yetemiyorum. Ailemin, daha doğrusu annemin katkılarıyla daha çok geldim. Halen eksiklerim var. O yüzden zaten hakkımı aramaya geldim. Örneğin en son annem bir daire satarak, 3 tane daire vardı. Bir tanesi benim için satarak bana orada bir araba alındı örneğin. Ve annem desteğini hiç esirgemedi. Bu satış onu son gördüğünüz döneme mi denk geliyor, evin satışı? Yani son dönemlere yakın, evet. Peki, birlikte mi gittiniz evi satmaya? Evet, yani şöyle birlikte evi sattık. Parasıyla da arabayı aldık. Yani ondan sonra zaten bir satış işlemi olmadı. Yani ben zaten annemleyken de çok zor durumdaydım. Biliyorsunuz yurt dışında barınmak, yaşamak kolay değil. Yani annemden sonra daha da zorlandım. Fark ettiğiniz üzere otelde kaldığımı söylüyorum. Yani mahkeme süreçleri çok uzayacağı için de sağ olsun ekibiniz de bir an önce yardımcı oldular. Beni buraya getirdiler. Hani kısa süreli çözümle yüz yüze, o yüzden sizlere geldim çözümle. Yani şu durumdayken ben mahkeme sürecine versem en az 3-4 yıl sürecek ve ben daha kötü durumda olacağım maddi olarak da, manevi olarak zaten çöküşteyim. O yüzden hani elinizden geleni yapmanızı istiyorum bu konuyla ilgili. Benim kafamda çok fazla soru işareti oluştu hikayenizde. O yüzden birkaç bir şey daha sormak istiyorum müsaadenizle. Tabii ki, buyurun. Annenizin epey bir mal varlığı var mıydı? Evet, epey bir mal varlığı var, mevcut. Yani benim öğrendiğim en son 2 daireden hariç arabalar, yani 30 milyon... Belki daha fazla olabilir. Yani daha fazla tespit edilebilir. Ben bu kadarını öğrenebildim. Çok büyük bir rakam. Evet. Şimdi babanızın
zamanında sizin hakkınızda protokol yapmış olması filan. Bu mal varlığı, bu para annenize ait mi? Babamdan anneme kalan. Annemin hiçbir birikimi daha önceden yoktu. Babamla evlenince olmuş. Bahar Türkiye'de fazla yaşamadığı için buradaki işleyişin tam olarak ne olduğunu bilmiyordu. Ben de onun yerine araştırma yaptım ve 2 gün içinde mirasının ne olduğunu öğrenebildim. Hani daha fazlası var mı bilmiyorum. Bu bulmaya çalıştığınız, bizden de bulmamız için yardım istediğiniz Derya Hanım'ı, hadi siz hiç görmediniz, sesini duymadınız, bilmiyorsunuz. Ya Derya Hanım'ı bilen, gören birisi yok mu? Var, komşusu, annemin kiracısı Esin Hanım var. Esin Hanım beni en son gördüğünde benim anneme hiç bakmadığımı belirtti. Yani hiç ilgilenmediğimi belirtti. En son durum böyle oldu. Ben Ayfer'in 15 yıllık kiracısıyım. Aynı zamanda dert ortağıyım. Bahar'ın bunca yıl sonra çıkıp gelip de benden hesap sormasını gerçekten çok sorun etti. Annesi Alzheimer hastasıyken yurt dışında yaşamaya devam etti. Burada mirası hak eden tek kişi varsa o da Derya'dır. Ne dedi Esin Hanım size Derya Hanım için? Bildiğim kadarıyla anneme bakmaya başlamış. Komşunuzun bildiği şeyi siz niçin bilmiyorsunuz annenizin hayatıyla ilgili? Benimle hiç kimse görüşmedi. Ben annemi aradığımda sadece kendisiyle ilgili birkaç bilgi sahibi oluyordum. Annem bana da herhangi bir şey aktarmadı bugüne kadar. Dediğim... Kötü müydü ilişkiniz? Bu yüzden mi aktarmadı? Yok, hayır. Yani çok iyiydi. Aksine hiçbir problem olmadı. Yani ve kendisi çok iyi olduğunu söylüyordu her seferinde. Hiçbir bilgi sahibi olamadım. Zaten ne akrabalar aradı ne de eş dost herhangi bir bilgi veren olmadı. Ölümüyle ilgili bile ben sadece Melda arkadaşımdan telefonla öğrenebildim. Onun haricinde arayıp soran olmadı. Ben hala kiramı ödüyorum. Benim ev sahibim artık Derya'dır. Bahar ne hakla çıkıp geliyor da bu saatten sonra mirasını istiyor? Buna bir anlam verebilmiş değilim.